akşamlar arkadaşlar. Yepyeni bir güncel videosuyla birlikteyiz. Değişik türden sorular buldum. Hemen başlayalım. İlk sorumuz, BM Genel Kurulu'na sıfır atık projesini hangi ülke sunmuştur? Cevabımız bizim ülke sunmuş arkadaşlar, Türkiye. Ülkemizin sunduğu projeyle 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmiştir. Bu soru iki şekilde gelebilir. Bir, hangi ülke sunmuştur olabilir. Bir de tarihi sorulabilir. Ne zaman diye sorulabilir. Bunu ikisini de bilmek lazım. İkinci sorumuz, Türkiye'de en çok güvenilen ünlü kim olmuştur? Yapılan bir araştırmaya göre 2022 yılında en çok güvenilen ünlü Haluk Levent olmuştur arkadaşlar. Üçüncü sorumuz, BM İklim Zirvesi'nde alınan karar sonucunda iklim değişikliğiyle mücadele alanında dünyadaki en kapsamlı zirve olan COP27-6-18 Kasım tarihlerinde nerede gerçekleştirilmiştir? Yani 2022 Dünya İklim Zirvesi nerede gerçekleştirilmiştir? Hemen cevabımız, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde gerçekleştirilmiştir. İklim son zamanlarda önemli olduğu için bu soru gelebilir. Aman ha aman dikkat edelim. Türkçe kelimelerin deyimlerinin ve atasözlerinin anlamlarını çocuklara ve gençlere öğretmek amacıyla 1982 Berlin doğumlu yazar Şermin Yaşar tarafından kurulan ülkemizin ilk kelime müzesi nerede açılmıştır? Cevabımız Ankara'da açılmıştır. Soru 5. Peru'nun Lima şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden 1500 metre serbestte 6-16-15-95'lik derecesiyle Dünya Gençler Şampiyonu olarak altın madalya kazanan sporcumuz kimdir? Cevabımız Merve Tuncel'dir. Türk Dil Kurumu'na göre navigasyonun Türkçe karşılığı nedir? İşte gelebilecek sorulardan birisi. Hiç beklemediğimiz bir soru. Yol bulmuş arkadaşlar. Yol bul. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya-Ukrayna savaşı sürecindeki çabaları dolayısıyla Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren ülke hangisidir? Pakistan parlamentosuymuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dünyanın en lezzetli yemekleri 2022 yılı listesinde 9. sırada yer alan ürünümüz hangisidir? Lezzetli bir yemek. Erzurum'un cağ kebabı ara ara ben de deniyorum. Gayet güzel. 2025 yılında adı değişen son ilimiz hangisidir? Afyon Karahisar Kalesi'nden tanırsınız zaten. Tuzluca Tuz Mağaraları hangi ilimizdedir? Tuz denince aklımıza ne geliyordu? Çankırı geliyordu. Ama bu biraz farklı. Orada değilmiş. Tuz Mağaraları Iğdır'daymış arkadaşlar. Aralık 2022'de hayata gözlerini kapayan dünyanın efsane futbolcusu kimdir? Pele'dir. Altın Ayak ödülü alan ilk ve tek Türk teknik direktörü kimdir? Evet, bu soruyu da bekliyorum. Fatih Terim'dir. Ankara ne zaman başkent oldu? Hiç beklenmedik bir soru. Belki birçoğumuz biliyoruz ama bilmeyenlerimiz vardır. Ankara 1923 yılında, yani 13 Ekim 1923'te başkent olmuştur İsmet Paşa'nın teklifiyle. 2023 yılının ilk 6 ayı için net asgari ücret ne kadar olmuştur? Hepimizin bildiği bir şey ama her ihtimale karşı bilmeyen olur diye ben buraya aldım. 8.500 TL imiş. Expo 2023'ün teması nedir? Bu da bir güzel bir soru. Doğa dostu kent ve duyarlılıktır. Peki Expo 2023 nerede düzenlenecekti? Bir hatırlayalım. Geçtiğimiz yıllarda da çalışmıştık. Kahramanmaraş'ta 23 Nisan 31 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenecektir. Şubat 2022'de açılan Profesör Doktor Aziz Sancar Eğitim Kampüsü hangi ilimizde yer almaktadır? Cevabımız Ankara. Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en iyi uzay temalı projesi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi nerede bulunmaktadır? Bursa'da bulunmaktadır arkadaşlar. Avrupa'nın en iyi ve Türkiye'nin ilk olması nedeniyle sorulma ihtimali yüksek. 16 Haziran 2022 tarihinde 36. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak seçilen kişi kimdir? Cevabımız Mehmet Büyükekşi'dir. 1 Ocak 2023'te tamamen Latin alfabesine geçecek olan Türk Cumhuriyeti hangisidir?
Özbekistan'dır. Evet, bir 20 sorunun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.